Adana'ya gittiği kesin, öyle mi? Evet amirim. Havayolu şirketinin yolcu listesine de baktık. Simay Can'a check-in yaptırmış, uçağa binmiş. Adana'dan sonra da izini kaybettik. Mobese kameraları incelendi. Maalesef kayıtlarda rastlandı. Oradan Mersin'e gitmiş olabilir. Anne babasının mezarını ziyaret etmek için. Ama orada da duramaz ki. Akrabaları barındırmaz onu. Tamam. Bölgeyi incelemeye devam etsin ekipler. Özellikle otel kayıtlarına, giriş çıkışlara çok dikkat etsinler, tamam mı? Başüstüne. Ya temizlik ev işi falan olmaz ama bebek bakabilirim. Hatta daha büyük çocuk da olabilir okul çağında falan. Tecrübem yok diyorsunuz. Yok ama kendime güveniyorum. Kardeşlerimi ben büyüttüm sayılır. İnsanlar bunu referans olarak kabul etmezler ama. Bakın benim gerçekten çalışmam lazım. Ya gerekirse gece ayrı gündüz ayrı işte çalışırım. Yatılı olursa hasta bile bakarım. Sağlık konusunda eğitiminiz de yok. Lütfen bana yardımcı olmaya çalışın. Ya bakın garsonluk olur, garsonluk tecrübem var. O zaman bu formu doldurun. Yazılı evraklarınızı da tamamlayıp getirin. Kaydınızı yapalım. İkametgah, savcılıktan iyi hal kağıdı. Bunlar bir günde olacak şeyler. Yalnız şey ben ikametgah getiremem. Adresim yok da. Şey ben İzmir'e yeni geldim de ev tutmadım henüz. Nereden geldim demiştiniz? İstanbul. Tamam formunuza sonra ekleriz ikametgahınızı. Siz şimdi bunları halledip getirin öncelikle. Şey... Onlara da getiremem demeyeceksiniz herhalde. Şey... Yani ben resmi evrak alamam. Ben buraya zorunluluktan geldim, ailemden kaçtım. Beni istemediğim biriyle evlendirmek istediler. Yani bir sürü tatsız olay yaşandı. Büyüdü büyüdü, kan davası gibi bir şey oldu. Yani resmi evrak almam mümkün değil. Yerimi öğrenirler. Olmaz ama böyle. İnsanlar çalışmak istedikleri kişinin kim olduğunu bilmek isterler. Hiçbir ajans da sizi bu şekilde kabul etmez. Bakın benim çalışmam lazım. Lütfen bana yardımcı olun. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok bu durumda. Gazete ilanlarını takip edin. Birebir kendiniz görüşün. Kusura bakmayın. Peki. Teşekkürler. Selma Hanım. Kimliğinizi bekliyoruz hala. Çıkmadı daha. Nasıl çıkmadı? Bir günde çıkar kimlik. Gidemedim nüfus müdürlüğüne, işim vardı. Ama yeterince idare ettik sizi. Kimlik kaydınız olmadan daha fazla kalamazsınız burada. Büyük cezası var biliyorsunuz. Benim hesabım ne kadar oldu burada? Hemen bakıyorum. ...335. Kapatacak mısınız? Yok ama... Şimdiye kadar olanı ödeyeyim, borcum kalmasın. Üstü kalsın, daha birkaç gün buradayım. Süper oldu. Diyorsun. Güle güle kullan. Kim bu be? Öf. Alo. Alo Alev, merhaba. Simay ben. Simay? Allah canını almasın. Neredesin sen? Bir arkadaşımın telefonundan arıyorum. Tamam tamam, anladım. Yeni hat almışsın. Ama merak etme. Vermem numaranı kimseye. Hiç işim olmaz yani. Alev ben zor durumdayım. İş bulamadım hala burada. Sana ben hesap numaramı mesaj atsam, sen bana biraz borç yollayabilir misin? Neredesin sen? Boş ver nerede olduğumu ama çok sıkıştım Alev. Senden başka isteyecek hiç kimsem yok. Gerçekten en kısa zamanda öderim valla.
Yerini söylesem ben sana iş de bulurum. Rahat rahat parayı kazanacağın ortamlar da sağlarım. Ben böyle şeyler istemiyorum biliyorsun. Gerçekten yardıma ihtiyacım var. Lütfen bana biraz borç yolla Alev. Çok zor durumdayım. Ben zaten sana yapacağım yardımı yaptım. Ama sen açık olmadın. Yalan söyledin hep. Senin arkandan kocan geldi evine. Kuzey? Polisle hem de. Belli ki başka bir derdin var senin. Ben sana sessiz sedasız gidebileceğin yolu gösteriyorum ama... Sen hala nazlanıyorsun. Ne dedi Kuzey? Seni sordu işte. Nereye gitti falan. Sonra yanındaki komiser kulübe geldi. Ben de kaldığın geceyle ilgili bir sürü soru sordu. Barış Akmen'in olayı var ya. Paris onu hastanelik etmişti hani. O gece mi sende kaldı diye sordu. Sen ne dedin ona? Evet, o gece dedim. Ne diyecektim? Bana bak, olayla bir ilgin mi var senin? Ne diyorsun sen? Ben ilgim olacak benim onlarla. Niye soruyorlar o zaman? Ne bileyim ben, vardır başka bir dertleri. Neyse, çok meşgul ettim telefonu. Sonra konuşuruz. Yine ararım ben. Tamam. Görüşürüz. Alo, Alev ben. Simay'ın arkadaşı. Aha evet. Aradı mı? Aradı, şimdi kapattım. Hemen sizi aradım. İyi, neredeymiş? Söylemedi. Başka bir arkadaşımın numarasından arıyorum dedi ama... Belli ki yeni ad almış. Tamam, hadi ver bana numarayı. Tamam, mesaj atacağım. Artık sen de beni rahat bırakırsın değil mi? Yardım et dedin, ettik işte. Bitti benimle işin. Ben Simay'ı bulduğum zaman seninle işin bitecek. Hadi hemen mesaj atarsın bana numarayı. Tamam, yolluyorum hemen. Hoş geldin oğlum. Ne oldu Güney? Niye erken geldin? Kötü bir şey mi var oğlum? Ha? Bu evdeki maceramızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.